ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Tanıdık değil mi? Şema duasının hemen başında yer alan cümlede Tanrı'yı bütün kalbimizle, bütün canımızla ve bütün varlığımızla sevmekten söz etmektedir. Tanrı'yı hepimiz severiz. Bazen Tanrı'ya isyan ederiz ama genellikle Tanrı'dan yardım veya medet umduğumuzda ona karşı bir sevgi yükselir içimizde. Ama Tanrı'nın bize emretmiş olduğu şey bu kadar basit değildir. Tanrı'yı bütün kalbimizle sevmek oldukça önemlidir. Canımızı feda edecek düzeyde sevmek bir adım daha önemlidir. Bütün varlığımızla, maddi manevi varlığımızla Tanrı'nın yolunda ilerlemek aslında gerçekten çok daha önemlidir. Rabbi Akiva 120 yıllık yaşamını Romalıların elinde işkence dolu saatlerle tamamlar. Rabbi Akiva'nın üzerinde bir tefilin vardır. Vücudu derin demir taraklarla taranmaktadır. Rabbi Akiva son anda Şema duasını söyler ve Ehad sözcüğünü uzatır. Öğrencileri şaşkınlık içindedir. Bu halde bile bunu yapıyorsun der. Rabbi Akiva'nın cevabı olağanüstüdür. Hayatım boyunca Tanrı'yı bütün canımla nasıl sevebileceğimi düşündüm ve ancak şimdi buna erişebiliyorum. Bu yüzden mutluyum der. Rabbi Akiva'nın bu öğretisi Tanrı için hayatımızı feda etmenin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne sürmektedir. Aslında her gün Tanrı uğruna kendimizi canımızla imtihan edildiğimizi söylemek çok da doğru değildir. Ancak ufak tefek bazı fedakarlıkları hep gözümüzden kaçırırız. Sabah defileye gitmek bir görevdir. Aynı zamanda bir fedakarlıktır. Kışın sıcak yatağımızdan, yazın serin ortamdan kalkıp ibadete gitmek, uykumuzdan fedakarlık etmek anlamına gelir. Bu ufak tefek fedakarlıklardır ama bunun getirisi gerçekten çok büyüktür. Arkadaşlarımızla sohbet ederken birdenbire arbit saati geldiğinde ve herhangi biri bizi arbit söylemek üzere davet ettiğinde genellikle yüzümüz asılır, keyfimiz kaçar. Arkadaşlarla muhabbet daha cazip gelir. Ancak bu da bir fedakarlıktır. Küçük fedakarlıklar büyük, güzel ödüllerle süslenmiştir. Bu ödüllerin ne olduğunun bir garantisi olmadığı gibi ne olduğu hakkında da bir fikrimiz yoktur. Ancak en önemli ödül Tanrı yolunda onu kalbimizle, canımızla ve varlığımızla sevebilmektir. Teselli haftalarının hemen ilkinde Şabat Nahamu'da Rosh Hashanah'daki yargı sürecine kadar teselli bulmayı ve bu tesellinin verdiği kudretle teşuva yaparak Tanrı'nın yoluna yeniden dönmeyi diliyoruz. Hepimize Şabat Şalom.